Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soru çözümüyle birlikteyiz. Sindirim sistemini de bitirdik artık. Bunu da soru çözümünü yapalım. Sonrasında dolaşım ve bağışıklık sistemini işleyeceğiz. Solunum sistemi, boşaltım sistemini işleyeceğiz. Bir de en son hayvansal dokuları anlatarak sistemler kısmını bitireceğim. Arkadaşlar sonrasında iki konumuz daha var. Bunlardan bir tanesi ekoloji, bir tanesi de e, hayvanlarda davranış. Yani bizim toplam 6 tane konumuz var. Bu 6 tane konuyu da inşallah tez zamanda size ulaştıracağım. Evet başlayalım isterseniz. Birinci soruda diyor ki Yanda yağların ve yağda eriyen vitaminlerin kana geçişte izledikleri yol gösterilmiştir. Buna göre noktalı yere hangisi yazılmalıdır? Bakıyorum arkadaşlar. Lenf kılcalları kilosporusu demiş. Kilosporusundan sonra nereye geçiyor? Peki sarnıcına geçiyor değil mi? kesernici. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Peki sarnıcı. Diyelim ki aklınıza gelmedi. Zaten şıklardan da giderek bilebilirsiniz. Karaciğere zaten hiç uğramıyor. Sonra alt ana toplar damara da gitmiyor arkadaşlar. E, göğüs kanalına uğramadan kalbin sağ kulakçığına da tabii ki gidemez yine damara karışmadan. Büyük laf damarı da arkadaşlar olmaz. Cevabımız ne olacak? Peki sarnıcı olacak. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki: Aşağıdaki canlıların hangisinde eksik sindirim görülür? Eksik sindirim neydi? besinlerin tam olarak sindirilemediği sindirimdir. Yani monomerlerine kadar ayrılmadığı sindirimdi. Bu da basit canlılarda görülüyordu. Bakıyorum hangisi en basit canlı? Hidra. Tabii ki hidrada eksik sindirim görülür. Diğerlerinde tam sindirim vardır. Yani monomerlerine kadar parçalanır. Gelelim üçüncü sorumuza. Diyor ki: Aşağıdaki şekilde geviş getiren otçul bir memeline sindirim sistemi gösterilmiştir. Buna göre hangileri doğru olamaz? Şimdi arkadaşlar hemen isimlerini yazalım. Buradaki A bölgesi nedir? İşkembe. İşkembe. B bölgesi nedir? Börkenek. Börkenek. Yine C bölgesine baktığımız zaman C bölgesi nedir? D bölgesi. C bölgesi kırk bayır arkadaşlar. Kırk bayır veya kırgı bayır da deniliyor. D bölgesi de arkadaşlar nedir? Şırdandır. Şırdan veya şirden olarak da geçiyor. E de ince bağırsak. Yani 12 parmak bağırsağı da diyebiliriz. ince bağırsak. Şimdi bakalım diyor ki A ve B'de bulunan bakteriler yardımıyla selüloz kimyasal sindirilir. Arkadaşlar işkembe ve börkenek neydi bunların görevi? Yemek borusundan gelen besin buraya uğruyor. Burada bir kimyasal sindirime uğruyor. Burada bulunan bakteriler ne yapıyor? Selülozu sindiriyor bir kısmını. Daha sonra bunu geri gönderiyor. Değil mi? Sonra Canlı bunu tekrardan çiğniyor ve bu sefer de 40 bayra ve şirdene göndererek asıl mide olan şirden kısmında arkadaşlar sindirim gerçekleşiyor ve ince bağırsağa gidiyor. İşte o zaman bir numara doğru. Besinler diyor C'den tekrar ağza gönderilerek geviş getirilir. Hayır C'den tekrar gitmez. A ve B'den gider yani işkembe ve börkenekten gider. 40 bayır ve şirdene geldiği zaman arkadaşlar ne alıyor? Buradan ince bağırsağa gidiyor. O yüzden bu yanlıştır. D esas mide olan şirdendir. Evet arkadaşlar doğru. E'de kimyasal sindirim ve emilim devam eder. İnce bağırsak kimyasal sindirim ve emilim devam ediyor. Doğrudur. Hangileri doğru olamaz demiş. Cevabımız da olacak. Yalnız 2 olacak arkadaşlar. 2 numara doğru olamaz. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi mekanik sindirim yapmaz? Dişler yapar değil mi? Safra yağların mekanik sindirimini sağlıyor. Taşlık kuşlarda yine mekanik sindirim sağlar arkadaşlar. Mide de hem mekanik hem kimyasal sindirim yapar. Yemek borusu hem kimyasal hem de mekanik sindirim yapmaz arkadaşlar. İkisini de yapmaz sadece iletimde görebilir. Gelelim 5 numaraya. Diyor ki yapıda verilen enzimlerden hangileri protein sindiriminde görev almaz? Evet bakın işte proteini sindiren enzimler için ne demiştim? Ben sonu sinle biten veya içinde peptit geçenler olacak demiştim. Bakalım. Bakın sonu sinle bitiyor protein sindiriyor. Sinle bitiyor sindiriyor. Erepsin sinle bitiyor bitiriyor ee, görevli. E, ee, biten yok. Bir de ne demiştim? Entorakinaz aklınızda kalacak. Entorakinaz da ne yapıyordu? E, pardon, tripsinojeni tripsine çeviriyordu arkadaşlar. Bu da vardır. Hangisi yoktur? Nükleaz enzimin nükleik asitlerin sindiriminde görevlidir. Gelelim 6. sorunuza. Peki sindirim kanalına ait yapılarından hangilerinde kimyasal sindirim olmaz? Kimyasal sindirim olmaz. Arkadaşlar ağızda kimyasal sindirim var. Yemek borusunda kimyasal sindirim yoktur. Duodenum dediği 12 parmak bağırsağı vardır kimyasal sindirim. Çekum ve rektum bunlar arkadaşlar kalın bağırsağa ait bölgelerdir. Dolayısıyla bunlarda da sindirim yoktur. Cevabımız ne olacak? 2, 4 ve 5 olacak. 2, 4, 5 şeklinde olacak. Gelelim 7. sorumuza. İnce bağırsaktan emilen görüntüyü ayarlayayım. Evet. İnce bağırsaktan emilen yağ asitleri ve gliserol dolaşıma karışıncaya kadar diyor hangilerinden geçmez? Bakın yağ asitleri ve gliserol nereden geçiyor? Debilüs epitelinden emilerek lenf kılcalına geçiyor. Oradan kilus borularına geçiyordu arkadaşlar. Kilus boruları. Sonra peke sarnıcına gidiyordu. Peke sarnıcı. Sonra lenf kanalına gidiyor. Göğüs lenf kanalı. Sol köprücük altı toplar damarına gidiyor. Sol köprücük. Oradan üst ana toplar damar. Üst ana toplar damar. Oradan da kalbe sağ kulakçı. Bakıyorum. Kan kılcalı demiş. Kan kılcalından geçmez. Lenf kılcalından geçer. Kapı toplar damarı var mı bu sırada? Hayır, buradan da geçmez. Lenf göğüs kanalı, evet lenf kanalı var, geçer. Sol köprücük altı toplar damarı bundan da geçer. Hangilerinden geçmiyor? 1 ve 3'ten geçmez arkadaşlar. Cevabımız 1 3 olur. Gelelim şimdi çıkmış sorulara. Hangi sorular sorulmuş bakalım. Diyor ki aşağıdaki hayvanların hangisinin sindirim sistemi dışarıya açılan tek bir açıklığa sahiptir? Arkadaşlar iki açıklık ilk defa nerede görülüyordu? Hangi canlıda görülüyordu? Yuvarlak solucanlarda. Dolayısıyla bakıyorum burada yuvarlak solucandan daha ilkel bir canlı olacak. Cevabımız ne olur? Planarya olur değil mi? Planarya nedir? Yassı solucandır. Zaten solucanların gelişmişlik sırasına baktığımız zaman nasıl oluyordu gelişmişlik sırası? Yassı solucan, yuvarlak solucan ve halkalı solucan. Dolayısıyla planarya yassı solucandır. Bunda da tek bir açıklık vardır diyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki insanda protein molekülü organlarından salgılanan enzimler tarafından sindirilir. Bu enzimlerin işlevlerini meydana getirme sırası nasıl olur? Şimdi arkadaşlar protein ilk önce nerede sindiriliyor? Midede. O zaman birinci sırada zaten mide olacak. Şimdi protein sindirimini hatırlayalım. Pankreastan salgılanan entorakinaz, pardon pankreastan salgılanan tripsinojen enzimi ince bağırsaktan salgılanan entorakinaz enziminde aktif hale geliyor. Sonra bu tripsinojen gidip kimotripsinojeni aktif hale getiriyor. Sonra bu ikisi arkadaşlar gidip büyük polipeptitleri daha küçük polipeptitlere ayrıştırıyor. Dolayısıyla ilk önce kim çalışır? Pankreastan gelen enzimler çalışır. En sonunda ince bağırsaktan salgılanan enzimler çalışır. Yani cevabımız 1 3, 2 şeklinde olur. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? Karaciğerin görevlerinden biri değildir. Bazı vitaminleri depolar demiş. Evet adek vitaminlerini depoluyor. Azotlu metabolik atıkları üre ve ürkeste dönüştürür. Bu da doğrudur arkadaşlar. Kupfer hücreleri sayesinde vücut savunmasına yardımcı olur. Hani al parçalanmasını sağlıyor ya dolayısıyla vücut savunmasına yardımcı olur. Ayrıca mikropların öldürülmesini de sağlıyor. Doğrudur. Embriyonik dönemde kan yapımında görev alır. Evet arkadaşlar doğru plazma lipoproteinlerinden şilomikronları sentezler demiş. Şilomikronlar ince bağırsakta sentezlenir. İnce bağırsaktaki virüs epitellerinde sentezlenir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi safranın içeriğinde bulunmaz? Bilirubin ve biliverden. Biliverden dediği safranın pigmenti yani safraya rengini veren pigmenttir arkadaşlar. Bu bulunur. Kolesterol bulunur. Bakın lingual lipaz demiş. Lingual belki kafanızı karıştırabilir. Ama lipaz nedir? Lipaz yağları sindiren enzim. Safranın içerisinde enzim var mı? Yok. O zaman cevabımız C şıkkı. Sodyum glikolat zaten safra tuzu demiş bulunur. Yağ ve lesitin bu da bulunur arkadaşlar. Cevabımız lingual lipaz yani yağları sindiren enzim olacak. Bu safrada bulunmaz. Gelelim diğer sorumuza. Yine ÖABT'de çıkmış sorular. İnsanın karaciğerinde gibi olaylardan hangileri gerçekleşebilir? Bakın dikkat ederseniz karaciğerle ilgili gerçekten çok soru soruluyor arkadaşlar. Hem ÖABT'de olsun hem TETA'de olsun gerçekten önemli bir organdır karaciğer. Ya asitlerinden glikoz. Arkadaşlar ya asitlerinden glikoz yapmaz. Çünkü yağ asitleri iki karbonludur. Yağ asitlerinden gelikoz yapabilmesi için 3 tane yağ birleştirmesi lazım. Ayrıca onu da geçtim. Yağ direkt asetil koenzima oluşumuna katılır. Yani oksijenli solunum evrelerine katılır. O yüzden yağ asitlerinden gelikoz yapmaz. Laktik asitten gelikoz yapabilir. Ee, şöyle düşünün. İlk önce bunları pirvata dönüştürüyor. Pirvattan da glikoza dönüştürebiliyor arkadaşlar. Glikozdan yağ asidi. Bakın glikozdan yağ yapabilir arkadaşlar. Karbonhidratlardan amino asit sentezi. E, buna da yine yapısına azot katarak amino asit sentezi yapabilir. Dolayısıyla cevabımız olacak hangilerini gerçekleştirebilir dediği için 2, 3, 4 şeklinde olur. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıda verilen yapılardan hangilerinde mekanik ve kimyasal sindirim olmaz? Bakın az önceki soruya benzer bir soru. E, yemek borusu arkadaşlar yemek borusunda mekanik ve kimyasal sindirim yok. Kalın bağırsakta da yok. Ağızda hem mekanik hem de kimyasal sindirim vardır. Düedonum neydi? Düedonum 12 parmak bağırsağı dedim. 12 parmak bağırsağında ikisi de vardır. Jejenum düedonumdan sonra gelen kör da arkadaşlar. Bunda da vardır. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 1 ve 2 şeklinde olur. Gelelim son sorumuza. Artık mide ile ilgili bir soruyla kapatıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi insan midesinin duvarında yer alan hücreleri mide öz suyunun tahrip edici etkisinden korumaya yönelik bir adaptasyon olarak düşünemez? Adaptasyonları ben size söylemiştim hatırlayın. Diyor ki protein yıkıcı enzimlerin mide öz suyu içerisinde inaktif formda salgılanması. Pepsinojen mesela. Pepsinojen inaktif salgılanıyor. Dolayısıyla midenin sindirilmesini koruyor. Doğru. Hidroklorik asidin enzim üretmeyen hücreler tarafından sentezlenmesi. Bu da aynı şekilde vardır arkadaşlar. Eğer enzim üreten yani pepsinojen üreten kısımda sentezlenseydi ne olurdu? Hemen enzim aktif hale getirirdi ve parçalamaya başlardı o yüzden. Mide duvarındaki hücrelerin bölünme hızının yüksek olup sık aralıklarla yenilenmesi. Bu da vardır. Mide duvarındaki hücrelerin mukus salgılaması. Bu da yine koruma amaçlıdır. Mide duvarındaki kaslar sayesinde içeriğin iyice karıştırılması. Bu sadece... Ee, Kimyasal ve mekanik sindirme yardımcı olur arkadaşlar. Bu mideyi korumaya yönelik bir özellik değildir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Evet böylece sindirim sistemi ile ilgili soru çözümünü de bitirmiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.